Diyarbakır Gazi Yaşar Gül Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan sağlık personelleri üniversite eğitimini tamamladıktan sonra hastanede de güncel bilgiler ışığında eğitim görüp hastalara şifa dağıtıyor. Primer kan kompartman sendromu batının primer olarak yaralandığı durumlarda yani periton boşluktu. Sağlık sektöründe bilimin hızla ilerlediği görülürken sağlıkçılar sahada aktif olarak kongre ve seminerlerde tamamlayıcı programlarla eğitim almaya devam ediyor. Otik basıncı azalır, hem normal insanlarda da karın içi basıncı artar. Diyarbakır Gazi Yaşar Gül Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımlardan sorumlu eğitim hemşiresi Güneş Bozkuş sağlık biliminin gelişmeye açık bir bilim dalı olduğunu dile getirdi. Gelişmeye açık bir bilim dalıdır. Bu yüzden hem hekim kolunda hem hemşire kolunda hem diğer gerekirse yardımcı sağlık personelleri kolunda sürekli eğitimlerle biz yaklaşımları güncel tutmaya çalışıyoruz. Özellikle yoğun bakım servisinde eğitime daha da önem verilmesi gerektiğine dikkat çeken yoğun bakım uzmanı Doktor Koray Altun ise şunları aktardı. Yani tabii kritik hastaların takip edilmesi de insanların, doktorların sürekli kendisinin güncellemesi gerektiği, bilgi birikiminin sürekli tazelenmesi gerektiği. Çünkü tazelenmediği zaman insanlar bilgilerin unutulduğu ve gereksiz ve uygunsuz tahlillerin istendiği, tedavilerin yapıldığı bir hale dönüşebiliyor. Dolayısıyla bunu seminerlerle, vizitlerle eğitimin güncellenmesi gerekiyor.